Hıslarla ve gazilerle 7.000. Milli mücadelede toplam 7.000 şehit vererek vatan yaptığımız şu topraklar üzerinde konuşmayı beceremediğimiz için, birbirimizi anlayamadığımız için 1985 ile 2019 arası tam 120 bin kardeş birbirimizi boğazladık, biliyor musunuz? Hülasa, hak vaki olsa hepimiz kardeş katili olarak huzuru mahşere çıkacağız. Ya moralinizi bozdum değil mi? Başkanım, biz aşık olmayı bile unuttuk. Vallahi unuttuk. Oğlum Burak Alp'le geliyoruz. Arkadaşımızı arayacağız. Şehrin girişine bir tabela koyun, şehir merkezi diye, güzel olur. Tam geldik, ilk ışıklarda durduk. Arkadaşı arayacağım, telefona tam açacağım. Afili mafili bir araba geldi muhterem. Üstü açık. Müziği de sonuna kadar açmış. Yanıma geldi, durdu. Arabadan şöyle bir müzik geliyor. Çıstık 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 çıstık. Ya dedim, öbür ışıklarda ararım. Öbür ışıklarda tam arayacağım, yine aynı araba. Yine geldi, frene bir bastı. Yine aynı müzik. Burak dedim, oğlum radyoda TRT FM'i bul. Yetmedi, dur dedim, TRT Türkiye'yi bul. Aga, bir zeybek havası. Tam da bizim deli yürekteki Miroğlu türküsü, böyle çalmıyor mu? Kaçacak deli karada. Ya bu kışın tam ortasında başkanım, üzerimize sağlık afiyet, biraz üşütmüşüm. Hani dedim, böyle bir mahallebici falan. Ha, mahallebici deyip de geçmeyin ha. Biraz üşüttünüz mü doğru mahallebiciye gidin. Bir tas tavuk suyu çorba söyleyin. Biraz limon, biraz baharat, iki kaşık saladın mı çaka gibi olursun ha muhterem. Taksim'de fast foodların arasında ufacık bir merdiven altında bir muhallebici buldum. Girdim, çorbamı söyledim, limonu sıktım, baharatı ekledim, tam bir kaşık alacağım. Yalan olmasın. Zaten topu topu üç masa başkanım. Üçüncü masada iki genç. Bir kız bir oğlan. Yaşları da 19-20 civarı. Kızın elinde kıpkırmızı bir gül, birbirlerine şöyle bakıyorlar. Kızdan şöyle bir ses çıkıyor. Oğlumuzdan şöyle bir ses çıkıyor. Kız beni görür görmez, gördün mü lan, gördün mü, televizyonda gördün mü lan? Çorbayı falan unuttum başkanım. Masaya buyur et. Hani siz de bazen görürsünüz ya burada, Biga sokaklarında. Ya Rabbi, birbirine ne güzel yakışmış dersiniz ya, aynen öyle. Ne geldiyse başıma başkanım, şu çenemin yüzünden geldi. Dedim ki, çocuklar, bana kıymet verdiniz, masama geldiniz. Birbirinize de Allah nazardan saklasın, çok güzel yakışmışsınız. Eğer uygun görürseniz, ölmez sağ kalırsak, ben de sizin nikahınızda şahitlik yapmak istiyorum dedim. Anam bacım, ben bunu dedim erkek çocuk. What? Dedim ki, nikahınızda şahitlik yapmak istiyorum. Nereden çıkardın abi ya dedi. Biz evlenmeyi düşünmüyoruz ki dedi. Ha. E dedim, bu ne hal? Biz dedi çıkıyoruz dedi. Ha dedim. Zamanı aç çıkmatık olmuş da bizim haberimiz yok. Kızım dedim, ben anlaşamayacağız belli. Şu gülü ver de bir koklayayım. Gülü aldım. Gülde koku yok anam babam. Şöyle parmağımla bir yokladım ki bir de ne göreyim muhterem. Gül naylon gül değil mi? İçimden dedim ki, ben neyleyim naylon gülle yaşanan aşkı. Aşk dediğin kara kışta, gecenin saat 1:30'unda, bir elektrik direğinin dibinde, ceketin yakasını kaldırmışsın, bir gözün de camda. Hani çıkar da görülmeyeyim diye. Oldu. Elin kızının ışı gücü yok, gecenin 1:30'unda cama çıkacak. Hani kazara perdeyi kapatmak için cama çıktığında, ana sen onu göreceksin, o seni görmeyecek. Niye? Racona ters. Arabın iti gibi sabaha kadar titriyeceksin böyle. Yürürken el ele yürüyemeyeceksin ama elin eline değdiğinde ceryan çarpmış gibi olacaksın. Hülasa dostlar, aşık oldun mu delikanlı gibi aşık olacaksın. Aşkını taşımasını bileceksin. Aşkını ayağa düşürmeyeceksin. Allah hepimize taşımayı becerdiğimiz,
aşklar nasip eyler inşallah. Başkanım, siz yoktunuz. Biz Türkistan'dan yürüyerek geldik. Ben bu oyunu dua ile açtım. Bir tane alkış, bir tane amin çıkmadı. Mevzu aşk olunca millet aşka geldi. Peki bu aşk nasıl bir şeymiş, bir anlatalım mı? Öyle kafa sallamak yok tiyatroda. Benim sorduğum soruya anlatalım mı dediğimde anlat demek alkıştır. Anlatalım mı? Evet. Mecnun Leyla'ya aşık olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Gece gündüz. Leyla. Leyla. Leyla diye inlemekteymiş. Ufacık kalmış. Ahali bakmışlar, haline acımışlar. Ya bu çocuk ölecek, ölecek ölmesine de ölmeden şu Leyla'yı bir görse demişler. Doğru Leyla'nın evinin önüne gelmişler. Leyla'nın kapısını çalmışlar. Leyla pencereye çıkmış. Leyla mağrur. Leyla gururlu. Leyla'nın burnu bir karış havada. Buyurun demiş. Leyla. Anası Yahşi, babası Yahşi Leyla. Mecnun öldü, ölecek. Ölmeden cemalini bir görseydi Leyla. Dedim ya Leyla. Teşekkür ediyorum. Bir alkış. Halden anlayan adam da bir başka oluyor başkanım. Dedim ya Leyla mağrur, Leyla gururlu, Leyla'nın burnu bir karış havada. Ah demiş. Dönemezler de. Gün haftayı, hafta ayı bağlamış. Bakmış ki Leyla bunlar gidecek gibi değil. Geleyim bari demiş. Onlarla beraber Mecnun'un evinin önüne gelmişler. İçeri girmişler. Mecnun ufacık kalmış. Mecnun'dan şöyle bir ses çıkıyor. Leyla. 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 Leyla mağrur. Leyla gururlu. Leyla'nın burnu bir karış havada. Ben geldim demiş. Mecnun. Sen kimsin? Leyla'yım. Leyla mı? Hangi Leyla? Senin Leyla'n. Kapıma geldiler. Öldü ölecek dediler. Mecnun titremeye başlamış. Kalan dermanını toplayıp başını sağ omuzundan aşırmış. Ya. Ya. Sen benim Leyla'm değilsin. Benim Leyla'm bende. Sen benim Leyla'm değilsin. Olur mu demiş ahali. Mecnun kulaklarını kapatmış. Sürüne sürüne kapıdan tam çıkacakken tahta kapıya çarpmış. Tahta kapıya sarılmış. Tahta kapıyı koklamış. Leyla hoş geldin. Ahali Mecnun delirdi diyerek kahkahayı basmışlar. Utanmış, atmış kendini çöle. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Her gün Leyla, Leyla, Leyla diye çölde inlemekteymiş. Bir gün böyle çölde Leyla, Leyla, Leyla diye inlerken arkadan biri gelmiş, Mecnun'un omuzundan tutup çevirmiş. Bir adam, bilmez misin namaz kılan birinin önünden geçilmez ha? Bilmem mi? Bilmem mi namaz kılınan birinin önünden geçilmez bilmem mi? Bilirim bilmesine de. Ben bir kulun aşkından senin namaz kıldığını göremedim de. Sen Allah aşkıyla kılman gereken namazda benim geçtiğimi nasıl gördün demiş. Bilhassa dostlar Allah gönlümüzde hasretini çektiğimiz aşkların en güzelini nasip eyler inşallah. Daha hikaye başlamadı ha. Sıkıldıysanız kısadan keserim. Sıkıldınız mı? Şimdi bunu sıkıldınız diye mi anlayalım? Sıkılmadı. O zaman ikinci soruyu soralım. Sıkılmadınız değil mi? Hah.
Bu daha oyunun girizgahıydı muhterem. Bir de bunun çıkızgahı var. Gülme. Efendim bizim oyunumuz geleneksel Türk tiyatrosu, hocamın da söylediği gibi meddah tarzında bir oyundur. Çocuklar, çocuklar otur bir. Bak sınav, kaçıncı sınıftasın? Altı ne oluyor? Aha. Lise sınavlarında çıkıyor buradan 3 soru. Sana bak beleş 3 sorunun cevabını veriyorum. Çantayı aç, onun içine at. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosu kaça ayrılır? 4. Açı çavcam. Hatırladın mı? Ne onun adı? Karagöz. Aslında sadece Karagöz değil. Birçok çeşidi var ama en çok bilinen Karagöz Hacı var. Ona ne denir biliyor musun? Gölge oyunu. Çünkü perdenin arkasında ışık verilir, ışığın önünde hareket ettirilir. Ve perdeye gölgesi akseder. Onun için onun adı gölge oyunu. Bir de orta oyunu vardır çok kişiyle. Bir de köy seyirlik vardır. Eskiden köy yerlerinde, köy odalarında hala oynanan. Bir de meddah. Met etmekten gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden beri gelen bir oyun tarzıdır. Meddahın bir asası vardır. Bir de peşkiri vardır. Bu ne biliyor musunuz bacılar? Cennet mekan anacığımın son nefesini verirken başında olan yaşma. Ben de zorduluyum. Bu oyalı anamın kendi elleriyle oyaladığı, kızken oyalayıp çiğ sandığına koyduğu son nefesini başında bu varken vermiş. Allah bütün analarımıza ebediyete geçen hepsine rahmet eyler inşallah. Bu çeşitli şekillere girer. Oyunda nerede girdi? Osman yatağın içine girmişti hani. Çekmişti. Hatırladın mı? Orada girdi. Buna da asa denir. Bildiğiniz gibi. Meddah oyununa başlamadan önce asasıyla 3 kez yere vurur. Ne oldu? He? Değil. 2 kere vurdum. Bunun adı da kılçık atmaktır. Seyirci oyunu seyrediyor mu diye yoklamaktır. Bir alkış oğlumuza. Bunun adı da nedir biliyor musunuz? Ey ahali, hikaye başlamıştır. Lütfen cep telefonlarınızı kapatınız demektir. Hak dostum, hak diyerek başladık söze. Hikayemizin tarifini aldık geldik huzurunuza. Her ne kadar sülçülisan eyler isek, yani istemeden sizleri üzecek, kıracak bir söz sarf eder isem, şimdiden affola. Burası bizim vatanımız, bizim toprağımız. Vatanımızı almanın şunun bunun aklıyla değil, kendi aklımızla, kendi yüreğimizle savunacağız. Emanet yürekler işe yaramaz. Sen, ben, Sırrı Çavuş, şu bıyığı çıkmamış yetimler kazanacak bu savaşı. Ha. Hiç bunu düşünmemiştim, bakıyorsunuz. Ben neredeyim? Burası neresi? Burası Biga değil mi? Biga Çanakkale'nin ilçesi değil mi? Eskiden Çanakkale Biga'nın ilçesiymiş değil mi? Ana! Burası Mehmetçiğin memleketi. Öyle mi? Biliyor musun Mehmetçiği? Mehmetçiği bileniniz var mı? Hemşerimiz Mehmetçik. Bundan tam 104 yıl önce. Tam 104 yıl önce. 7 düvel bir araya geldi. Şah damarımıza çöktü. Ya ölecektik. Ya da kutlu bir doğumun sancısına sabır gösterecektik. Ya bu
Ben ayarlamadım ha başkanım. Bu ezanı Muhammediye biraz farklı oldu. Hadi kapatın gözünüzü. Dinleyelim ezanı Muhammediye'yi. Ondan sonra anlatalım mı hikayemizi? İster misiniz? Evet. Hayy aleyhisselâdan sonra yani ne diyor? Haydi namaza diyor. Biz de hızlandıralım yetişelim mi başkanım? Bundan tam 104 yıl önce. İngiltere, Fransa, İtalya. Ta Yeni Zelanda'dan gelmişler. Çanakkale'ye. Ya ölecektik çocuklar ya da yeni bir ön söz olacaktık. İşte o Çanakkale'de Seddülbayır'da Bahir'de Bigalı bir Mehmet varmış biliyorsunuz mu? Sipere yatmış. Karşısında dünyanın en modern silahları. 60-60 ateşten silahının namlusu çalışmaz hale gelmiş. Silahını vurmuş taşa, kırmış ve silahıyla askerini süngüye kaldırıp o silahıyla düşmanı tepelemeye başlamış. O silahı da kırılmış biliyorsunuz mu? Hazreti'de parçalanmış bir kürek parçası bulmuş. Ve o kürek parçasıyla düşmanı tepelemeye başlamış. Ve düşman kaçacak delik aramış. Ve Çanakkale'de o Mehmetçikler bir sabah kalktıklarında karşı cephelerin bomboş olduğunu görmüşler. Yavaş yavaş kalkmış o Mehmetçikler. O da ne? Düşman siperleri bomboş. Arkalarına bakmadan kaçmışlar. Niye şaşırdınız hanımefendi? Onlar geldiğinde gencecik bir subay ne demişti? Geldikleri gibi kaçacaklar ve gidecekler inşallah diye. Daha teğmen bir subay olan Gazi Mustafa Kemal Paşa. Muhterem, o Mehmetçiklerin sesi Afyon'dan duyulmuş biliyor musun? 1922'de Afyon'un en yükseğine çıkmışlar. Ve Afyon'un en yükseğinden haykırmışlar. Niye biliyorsunuz mu çocuklar? 15 Mayıs 1919'da Yunanistan Kralı Venizelos o Mehmetçiğin şehit düşen askerlerinin kanından rengini almış al bayrağımızın üstüne basarak İzmir'i işgal etmiştir. Ağlama. Beni de ağlatma. Onun için Afyon'un en yükseğine çıkmışlar. Ve oradan haykırmışlar. Ya istiklal? Bugün burada bir şey istiyorum. Öyle bir ses istiyorum ki, özellikle şu anda memleketimizde lağım fareleri dolaşmaya başladı ya, duysunlar ve kaçacak delik arasınlar. Hadi, ya istiklal! Ya istiklal! Aslında bu neymiş biliyor musunuz? Analar bilir, ana olan bacılarım. Doğumun en acılı anı, o acılı anı vardır ya, feryat edersiniz. İşte nur topu gibi çocuk doğmuş biliyorsunuz mu? He ya! 23 Nisan 1920'de size bayram olmuş çocuklara. Onun için. Sonra Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde duası yapılmış. 23 Nisan 1920'de. Sonra 29 Ekim 1923'te de adını koymuşlar. Adı ne olmuş? Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuş.
Ha, büyüdüğünüzde bir gün size, bu devletinize, ömür biçmeye kalkanlara, bu devlet ne kadar yaşayacak diyenlere deyin ki, bu devlete ömür biçenlerin sonu hiç iyi olmadı. Ben bir galıyım Çanakkale'de de oldu mu? Çünkü bu devlet ilelebette yaşamalı. Neden yaşamalı biliyor musun Biga? Dini, dili, ırkı ne olursa olsun, dünyanın neresinde bir garip, bir aç varsa, ona uzanan tek el Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eli olduğu için. Ne diyelim? Zaten aha biz geldik gidiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu devleti size emanet etti. Emanete sahip olun ve emaneti düşürmeyin. Söz mü? Yerim sizi. Her ne kadar sülçülisan eyledimse affola. Toyunuz, festivaliniz birincisi mi başkanım? İkincisinde sağ olursak yine geliriz. Daha büyüye, daha gelişe, inşallah, inşallah uluslararası bir boyuta ulaşa. Sahip çıkarsanız olur. Biga, burada eğer bu festivali 3 yıl içerisinde ulusal, 4. yılda da uluslararası yaparsanız, vallahi söyleyeyim size, bu Biga'da sadece turist ziyaretinden tarlayı ekmeye bile ihtiyaç duymazsınız. Tarlayı zevk için ekersiniz. Sahip çıkın. Efendim Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Bu duamı çok seviyorum. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun, İhtiyaç sahibi olup da kapımızı çalana Allah bize yok dedirtmesin inşallah. Hayırlı günler diliyorum. Sanatçımız, üstadımız Sayın Ahmet Yenilmez'e çiçek ve plaket takdiminde bulunacaklardır. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azeri, Bilbur. Değerli misafirler, şöyle bugüne özel en güçlü alkışları sizlerden istiyoruz. Büyük coşkunuzla. Çok teşekkür ediyoruz. Müsaade eder misiniz bir şey yapalım? Bak, planlamadığım bir zuhurat oldu. 1, 2, 3, 4. 4 kız, dördünüz de buraya gelin. Haydi bakalım kızlar, koşarak. Koş, koş, koş. Bir alkış alalım. Evet. Başkanım. Dur. Bunu dördünüz paylaşıyorsunuz. Annenizin çeyiz sandığına bu çiçekleri saklıyorsunuz. İnşallah okullarınızı bitirip helal süt emmiş bir Anadolu yiğidine aşık olduğunuzda, o da sizin aşkınızı taşımayı becerip sizi ananızdan babanızdan Allah'ın emri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavliyle istediğinde, düğününüz için gelinlik giyeceksiniz ya inşallah, o bu çiçekleri bugünün hatırasına gelinliğinizin bir tarafına takıyorsunuz. Söz mü? Buyurun başkanım. Evet, büyük alkışlarınızla lütfen. Onlar paylaşacaklar. Ligamızın en mis kokulu çiçekleri, geleceğimizin güvencesi sevgili yavrularımız elinde. Büyük alkışlarla uğurluyoruz onları. Bunu alırım. Sayın Belediye Başkanımız bugünün hatırına güzel bir anı olarak kendilerine bir plaket takdim ediyorlar. Yine yurdumuz sana kurban olalım ey ana yurdumuz, sana kurban olalım ey
çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Liga'mıza tekrardan hoş geldiniz. Şerefler bahşettiniz. Şöyle artık komple en büyük alkışlarınızla değerli sanatçımızı uğurluyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, bizlere bu güzelliği yaşattığı için gönüller şehrini kuran Liga'mızın çok değerli belediye başkanı Sayın Bülent Erdoğan beyefendiye de sizlerden çok büyük bir alkış istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, festivalimiz çok büyük bir coşkuyla başladı. Yetişkinlerimiz, çocuklarımız, saygıdeğer sanatçımız Ahmet Yılmaz'ın o coşkulu gösterisiyle devam etti. Sizlerden çok kısa bir süre sonra buraya gidip burada müthiş gösterileriyle sizlerle beraber olacak. Anne ve babalarımıza duyurulur. Çocuklar, anne ve babalarımızın ellerinden, ayaklarından, eteklerinden tutun. Bak televizyon hazır. Hep buyur. Bu sonla biterdi. Kahraman! Ama artık bu kaderi değiştirmenin...